TV52 ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Emrullah Cesur. Günün öne çıkan başlıklarıyla birlikte olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Partili belediye başkanlarına hitap etti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Partili belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Burada bulunan her kardeşimizi partimize, şehirlerimize ve ülkemize yaptıkları hizmetler için ayrı ayrı tebrik ediyorum. AK Parti'nin 2019 yerel seçimleri öncesinde açıkladığı 11 prensibe sıkı sıkıya bağlı olunmasını söyleyen Erdoğan, ihale konusunda talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin. Hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın dedi. Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin. Hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Millet sizin eserlerinizi, hizmetlerinizi görsün. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan koronavirüs bilim toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. Bakan Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaş ve üzeri gençlerin aşı randevusu alabileceğini müjdeledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada pandemi döneminde ülke genelinde hiç altyapı eksikliğinin olmadığını söyledi. Hiç tanımadığımız bu yeni düşmana büyük kayıplar verdik. Güçlü sağlık altyapımız dünyada görünen koridorlarda hastaların entübe edildiği, oksijen maskeleriyle sıra beklediği manzaralardan bizi korudu. Ülkemizde salgın boyunca hiç altyapı eksikliği yaşamadık. Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri gençlerin de Cuma gününden itibaren aşı randevusu almaya başlayabileceğini müjdeledi. Bugünden söyleyebilirim, Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulunan Bakan Koca, bayramı bayram gibi geçirmek için erken dönemde aşılarımızı olma gayreti içerisinde olmalıyız dedi. Bizim hedefimiz özellikle 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu olan, tanımlanmış olan, yani hastalığı geçirenleri düşürdüğümüzde 55 milyona yakın vatandaşımızın olduğunu, 55 milyona yakın vatandaşımızı da Ramazan, Kurban Bayramı'na kadar, bayrama kadar yüzde en az 70'ini en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın bu süreçte aşı noktasına daha hassasiyetle erken dönemde aşılarını olmalarını özellikle rica ediyorum. Ve bu yazı daha rahat geçirmek, bayramı bayram gibi geçirmek için erken dönemde aşılarımızı olma gayret ve çabası içinde olmamız önemli. Toplantıda maske kullanımı ne zaman kalkabilir sorusunu da yanıtlayan Bakan Koca, en az %70 oranında aşılamanın olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabileceğimiz dönem olur diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Toplumsal bağışıklığın oluştuğu, en az %70 oranında aşılamanın olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabileceğimiz dönem olur diye düşünüyorum. Bu dönemde vatandaşımız özellikle aşılama noktasına bir hassasiyet gösteriyor. Yoğun bir ilgi var ve biz bu aşılama dönemini bayrama kadar özellikle
18 yaş ve üstünü en az bir kez aşılama noktasında gayret içinde olmamız gerektiği kanaatindeyim. Ülkemizde de görülen Delta varyantı hakkında da konuşan Bakan Koca, toplam 16 ilde 134 vakanın olduğunu dile getirdi. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Ve yoğunluklu olarak da ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 134 vakanın 82 İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, diğer Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Altınordu Belediyesi kesintisiz sürdürdüğü alt ve üst yapı çalışmalarıyla şehirde başlattığı modern değişim ve dönüşümün yanında her alanda Altınorduluların yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Altınordu Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Ordu'nun sosyal belediyecilik vizyonu ve sosyal sorumluluk misyonuyla kurulacak ilk kreşi olma özelliği taşıyan Altınordu Belediyesi Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi projesinde çalışmalarda sona gelindi. Kısa sürede açılışı planlanan sosyal sorumluluk projesi Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi 100 çocuğa aynı anda hizmet verecek. Çocukların güven içerisinde günlerini geçirebilecekleri, sağlıklı gelişimi ve değerler eğitimiyle geleceğe hazırlanacakları, aynı zamanda kadınların hayatlarını da kolaylaştıracak, onların iş hayatına ve sosyal yaşama katılımlarına daha çok imkan sunacak kreş ve masal evi, 505 metrekare kapalı alana sahip, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimleri için her türlü etkinlik ve aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekleri imkana sahip merkezde, eğitim-öğretim alanlarının yanı sıra 9 adet etkinlik ve oyun odası, 1 adet de sanat atölyesi bulunuyor. Çocukların her türlü ihtiyacının düşünüldüğü modern ve tam donanımlı merkez öncü ve örnek olacak. Altınordu Belediyesi Kreş ve Masal Evi geçen yıl tüm ülkede infiale sebep olan menfur bir cinayet sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'in adını yaşatacak. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in teklifi üzerine Altınordu Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi olan bu önemli merkez, aynı zamanda kadın cinayetleri ve kadına şiddete karşı toplumsal bir duyarlılık ve farkındalık mesajı da içerecek. Adıyla vereceği toplumsal mesajın yanında çocuklar da Ceren ablalarının adını taşıyan kreşte bu duyarlılık ve farkındalıkla büyüyecekler. Yapımında sona gelinen ve çalışmalarda son rötuşlar yapılan merkezle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Aşkın Tören, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşanabilir bir şehir adına her alanda çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Şehirde belediyeciliğe yeni bir boyut kazandırmak istediklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını aktaran Tören, Altınordu Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerimizi şehrimizin dört bir tarafında kesintisiz bir şekilde sürdürürken, vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunan, bu konuda görev ve sorumluluklar alan bir anlayışla da sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evimizi kısa süre içerisinde Altınorduluların hizmetine sunacağız. Çok önemsediğimiz bu merkezimizde çocuklarımızı güvenli ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlarken, kadınlarımızın da iş hayatına ve sosyal yaşamın her alanına daha aktif bir şekilde katılmalarına katkı vereceğiz. Adı ile toplumsal bir mesaj da taşıyacak olan Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi hayırlı olsun. Şehrimize değer katacak, vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltecek projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek şeklinde konuştu. Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın. Eren Bülbül tam 4 yıl önce sosyal medyadaki hesabına böyle yazmıştı. Trabzon'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Eren için tüm ordu iyi ki varsın dedi. İlk o gördü teröristleri.
bir vatan evladı olarak içine sindiremedi. Oysa hainler pusudaydı. 15 yaşındaki Eren'i ve Assubay Ferhat Gedi'yi kalleşçe şehit ettiler. Tam 4 yıl önce biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın yazmıştı. Tarih 24 Haziran 2017. Şehit Eren Bülbül bundan tam 4 yıl önce Facebook hesabına biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın yazmıştı. Bugün sesimiz çıktığı kadar hepimiz bağırıyoruz. Eren iyi ki varsın. Sen bu milletin bağrından kopmuş genç delikanlı beyefendi namzet. Parmakla gösterilecek kardeşlerimizden bir tanesisin. Senin gibi on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yürek var. Allah senden ebeden razı olsun. Bizim için şehit oldu, vatan için, memleketin için, memleketim adına iyi ki varsın Eren. O küçük bedeninin içindeki kocaman yüreği unutmadı ordu halkı. Bugün Eren için herkes iyi ki varsın, hep var olacaksın diyor. Her zaman yanımızda, her zaman burada kalbimizde. Eren tabii iyi ki var. Bir daha Eren Bülbül gibi bir kardeşimizin acısını bizlere yaşatmasın. İyi ki varsın Eren. Salgının önünün kesilmesi için uzmanlar aşılanmanın hızlanması gerektiğini söylüyor. Peki Delta mutasyonunun Türkiye'de görülmesinin ardından dördüncü risk olur mu? Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Engin Yurt merak edilenlere cevap verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. Fahrettin Koca Türkiye'de Delta varyantı vakasının görüldüğünü bildirdi. Endişelere sebep oldu. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Konuyla ilgili kameralarımıza konuşan Profesör Doktor Özgür Engin Yurt, Delta mutasyonunun etkisini kırmak, dördüncü dalganın önünü kesmek için en etkili silahın aşı olduğunu söyledi. Aşılama hızı bu şekilde devam ettiği takdirde benim 6 ay söylediğim şeyler şu anda gerçekleşiyor. Temmuz ayı rahatlama ayımız olacak. Eylül ayı maskelerin çıktığı ay olacak. Her şeyin normalleştiği ay Eylül ayı olacak. Vatandaşlarımıza düşen görevleri defayen hatırlattık zaten. Aynı şeyleri hatırlatmak istemiyorum. Aşılama hızı çok iyi gidiyor. Özgür Engin Yurt, Delta varyantı konusunda vatandaşların endişeye kapılmamasını, aşıların Delta mutantında da etkili olmak üzere hepsine karşı etkili bir teknolojiye sahip olduğunu dile getirdi. Delta mutantı konusunda vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın, elimizdeki aşılar ve şu anda uygulanan BioNTech aşısı da olmak üzere Delta mutantına karşı da etkilidir. Velev ki etkili olmayan başka bir mutant oldu. Bu bir virüstür ve mutasyonlar devam edecektir. Bir grip virüsünde de biz her sene mutasyonları görüyoruz. Artık aşı konusundaki teknoloji bunun üzerinden, üstesinden gelebilecek şekle ulaştı. Engin Yurt aşılamanın 18 yaşa inmesiyle beraber gençlere özellikle çağrıda bulundu ve herkesi aşı olmaya davet etti. Tüm vatandaşlarımıza, özellikle gençlere, aşı olmak istemeyen büyüklerini de alarak, haydi gençler annelerinizi babalarınızı alarak aşıya diye davet ediyorum. Firmalar önümüzdeki süreçte maliyetlerin bir kısmını tüketiciye yansıtmakta kararlı. Üretime verilen zorunlu ara zam yağmuru olarak geri dönmeye başlıyor. Tüketici ise zor durumda. Vatandaşın da muhalefetin de gündemi ekonomi. Son zamanlarda zamlanmayan kalem kalmadı. Mutfakta, giyimde, konaklamada hepsi zam dalgasından nasibini aldı. Salgında kapalı kalınan dönemde birçok sektörde yaşanan ciro kaybı ve artan ham madde fiyatları bir Haziran'da başlayan açılmalarla birlikte tüketiciye zam olarak yansıdı. İş dünyasındaki insanların açıklamalarına göre ise birçok sektörde zam dalgası devam edecek. Aralıklarla 6 ay süren kapanma dönemi sonrası restorana, mağazaya ya da bir teknoloji marketine giren tüketiciler yüksek fiyatlarla karşılaştı. Yeme içme sektöründe %30'a kadar çıkan zam oranı hazır giyimde %20, konaklamada ise %40'ı aştı. Tam kapanma süresince yeterli desteği alamayan üretici döviz kurlarının artmasıyla ürünlerine zam yaptı. İş dünyasındaki insanların açıklamalarına göre ise bu artış devam edecek. Ya yoğunluk evet var. Hani pandemi sonrası kapanmalardan sonra zaten daha çok bir açılma oldu. İnsanlar herhalde bunalmış artık. Sürekli mağazada alışverişteler. Bizim açımızdan tabii ki iyi. Esnaf olarak bu durumdan mutluyuz yani.
burada tabii ki bir hizmet veriyorlar. Fiyatları bana göre normal. Tabii diğer insanlara göre belki yüksek olabilir ama bence normal fiyatlar. Pek bir artış olduğunu düşünmüyorum. Aa, tabii ki gerçekten artış yapan insanlar var. Kafe sahipleri ise bu zamların mecburi zam olduğunu belirterek ham maddelere gelen fiyat artışlarını değerlendirdi. Yani bir destek alamadık. Ham maddeler arttığı için biz de dolayısıyla menülerimize, ürünlerimize ücret yansımasını gerçekleştirdik. Yani biz bunu istemezdik ama tedarikçiler, firmalar, ham madde satan ürünler, kahve satan farklı yerler bu ürünlere zam yaptıkları için biz de ürünlerimize bu ücreti yansıtmak zorunda kaldık. Cüzi miktarlarda bu şekilde. 10 gün bir açık tuttular. Vakalar mesela 5-6 bindeyken dükkanları kapattılar. 4 ay, 5 ay, 6 ay kapalı durdu. Vakalar 20 bine çıktı. Bizim dükkanları açtılar. Ya 5-6 bindeyken kapatıyorsun, 20 bindeyken açıyorum. Biraz bir çelişki oldu. Geçen yıldan bu yana düşen satışlardan müzdarip olan başka bir sektör ise hazır giyim oldu. Yılın önemli bir kısmını kapalı geçiren işletmeler diğer taraftan da ham madde sorunuyla baş etmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 1,5 yıldan beri pandemi süreci devam ediyor. Pandemi öncesi ve sonrası noktasında piyasalarda %40 ile %60 arasında bayağı bir fark oldu. Şimdi bunu bizlerden tabii kaynaklanmıyor. Yani netice mahiyette bizim belli bir kar marjımız var. O kar marjı üzerinden satışlarımızı yapıyoruz. Alış maliyetlerimizin yükselmesi hasebiyle satışlarımız da ister istemez farklı oldu. Tabii ki buradaki en büyük sıkıntı genelde piyasadaki müşterilerimiz, vatandaşlar satıcıdan kaynaklandığını düşünseler de bile ben şöyle söyleyeyim, satıcı kaynaklandığını düşünmüyorum. Ham maddenin pahalı olması ve birçok ham maddeye ulaşılmaması noktasında sektörel bazda birçok sektörde fiyatlar maalesef gerçekten yukarı çıktı. Kurban Bayramı'na bir ay kala Türk Kızılay'ı yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Fatma Birnur Enginyurt da konuyla ilgili detayları TV52 Haber'e anlattı ve herkesi bağış yapmaya davet etti. Geçen hafta Türk Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınık'ın yaptığı lansman programının ardından Kızılay Ordu Şubesi de vekaletle kurban bağışı toplama işine başladı. Türk Kızılay'ı tarafından yurt içi ve yurt dışı kurban vekalet hisse bedeli 1050 lira olarak açıklandı. Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt da TV52 Haber'e konuyu değerlendirdi. Evet, vekaletle kurban kesim kampanyamız başladı. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Sayın Doktor Kerem Kın'ın yaptığı lansmanın ardından bizler de Ordu Şube olarak değerli bağışçılarımızın vekaletlerini almaya başladık. Bu yılki hisse bedelimiz yurt içi ve yurt dışı 1050 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl yurt çapında toplam 150 bin hisse kurban bağışı toplandı ve yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşıldı. Bu yılda geçtiğimiz yılda olduğu gibi pandemiden dolayı yurt dışında sadece delegasyonumuz olan 17 ülkede kurban kesim işlemi gerçekleştirilecek. Yurt dışında kesilen kurbanlarımız karkas et haliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Yurt içinde kesilen kurbanlarımız da anlaşmalı olduğumuz et kombinelerinde kesilerek 800 gramlık kıyma ve kuşbaşı şeklinde konserve haline getiriliyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarına ulaştırılıyor. Dolayısıyla kurban bereketi sadece bir ay değil, yıl boyu yaşanmış oluyor. Kurban kesim işlemlerinin vekaletçilerin ismi okunmak suretiyle din görevlileri ve veteriner hekimler eşliğinde uygun şekilde yapıldığını bildiren Enginyurt, Türk Kızılay'a yapılacak bağışlarla kurban bereketi bir ay değil tüm yıl boyunca yaşanacak diyerek herkesi bağış yapmaya davet ediyor. Evet, kurban kesim işlemimiz veteriner hekimler, din görevlileri ve noter eşliğinde vekaletçilerin tek tek isimleri okunmak suretiyle gerçekleştiriliyor. Sonrasında değerli bağışçılarımıza SMS yoluyla bilgilendiriyoruz. Kurban vekaletini, kurban ibadetini vekalet yoluyla yapmak isteyen değerli bağışçılarımız şubemize gelerek makbuz karşılığında vekaletlerini verebilirler. Yine Ziraat Bankası Ordu Şube hesabımıza havale yoluyla vekaletlerini verebilirler. Gelemeyecek olan vatandaşlarımız bizi ararlarsa bizler gidip vekaletlerini alabiliriz. Kurban bereketini yıl boyu yaşatmak isteyen tüm değerli kalpleri kurban bağışına bekliyoruz. İbrahim Doğruer, Kadriye Kaya, Selahattin Kılıç Arslan, Recai Dokudan, Şükrü Arslan, Muhammed Furkan Bilgi.
Ordu'da arı sütü üretimine ilgi arttı. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, kent genelinde arı sütü üretiminin arttırılmasını teşvik etmek amacıyla bakanlık, Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP'tan sağlanan kaynaklarla projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Ordu'da arı sütü üretimine ilgi arttı. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ile Altınordu ilçesinde arı sütü üreten çiftçileri ziyaret etti. Arıcılardan bilgi alan Yılmaz, kent genelinde arı sütü üretiminin arttırılmasını teşvik etmek amacıyla bakanlık, Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP'tan sağlanan kaynaklarla projeler hayata geçirdiklerini belirtti. Arı sütü üretimini de teşvik etmek amacıyla gene farklı projeler uyguladık. Bakanlığımızdan, Büyükşehir Belediyemizden ve DOKAP'tan sağlanan kaynaklarla arı sütü üretimini de artırmaya yönelik projeler uyguladık. Projeler kapsamında bu işi yapmak isteyenlere eğitim verildiğini ifade eden Yılmaz, ayrıca arı sütü üretiminde kullanılan malzemelerin dağıtımını yaptıklarını dile getirdi. Yılmaz, ilerleyen günlerde uygulanacak yeni projelerle arı sütü üreten çiftçilerin sayısını daha da arttırmak istediklerini, böylece arıcılık sektörünün Ordu ekonomisine katkısının da artacağını ifade etti. 140 tane arıcımıza ilave eğitimler verdik arı sütü üretimini yapmaları amacıyla. Gene arıcılarımıza arı sütü üretiminde kullanılan malzemeleri vermek suretiyle, onları desteklemek suretiyle de arı sütü üretimine onları başlatmış olduk. Önümüzdeki günlerde uygulayacağımız yeni projelerle hem arı sütü üreten hem de polen üreten arıcılarımızın sayısını ilimizde arttırmak istiyoruz. Böylece arıcılık sektörünün ilimiz ekonomisine olan katkısını da arttırmış olacağız. Yılmaz, bu işi yapabilecek kadınlara da belli kurslardan geçtikten sonra 30'ar adet kovanda arı sütü üretimi yapabilecekleri malzemeleri vermiştik. Malzeme verdiğimiz kadın arıcılarımızdan 30 kovandan yaklaşık 10 kilograma yakın arı sütü elde edenler oldu diye konuştu. Biz uyguladığımız projede kadınlarımıza 30'ar tane kovanda arı sütü üretimi yapabilecekleri malzemeleri vermiştik. Yani bu kişiler mesela bu malzeme verdiğimiz arıcılarımız 30 kovandan yaklaşık 300 gram her kovana 300 gram arı sütü olmak üzere 10 kiloya yakın bal elde eden arı sütü elde edenler oldu. Tabii bala göre çok daha yüksek fiyatlardan alıcı bulabilmekte. İşte duruma göre 3000 liradan kilogramı 3000 liradan 5000 liradan alıcı bulabilmekte. Bu arı sütü üretimi de tabii daha çok getirisi olduğu için her geçen gün artmaya başladı. Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi de arı sütü üretiminin artmasının sevindirici olduğunu, arı sütlerini satın alarak üreticilere destek olduklarını söyledi. Tabii ki bundan 3 yıl önce arı sütü ile ilgili yaklaşık 20 ton yurt dışından ithal ediyorduk. Ama şu anda 13 tonlara 12 tonlara indi. Bu giderek de gerçekten artıyor. Ya bizler için bu sevindirici yani birlikler adına. Bu da sadece arının baldan ibaret olmadığını, işte arı sütü, polen, propolis yani bunları da üretiyor üreticilerimiz. Biz bunlara yönlendiriyoruz zaten. Fahlarında projeler yapıyoruz. Yaptığı projeleri de destekliyoruz. Yani bir miktar arıcılarımızdan birlik olarak sütleri aldığımız sütleri pazarlıyoruz. Hem onların işte yani üretilen ürünleri de pazarladıktan sonra da biz de rahat ediyoruz. Tabii ki üreticilerimiz de rahat ediyor. Ve diğer üreticilerimiz de bunu yapmayan üreticilerimiz de bunu bir nevi bu konuda çalışmalar yapıp yani arı sütü üretiminde yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Ana arı olacak. Ana arı. Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Kara Hamza mahallesinde vatandaşlar bölgeye büyük bir bayrak anıtı dikmek istiyorlardı. Önce mahalleli kendi arasında bir çalışma gerçekleştirdi, bayrak direği hazırladı. Daha sonrasındaysa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'den bir ricada bulundular. Bakın o rica neydi? Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Kara Hamza mevkiindeki mahalle sakinleri yakın zaman önce sosyal medya üzerinden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e bir talep iletmişlerdi. O talepse mahalleye bir Türk bayrağı gönderilmesiydi. Başkan mahalleyi kırmadı. Hemen ekipleri harekete geçirdi ve bu güzel, anlamlı ve devasa bayrağı mahalle sakinlerine hediye etti. Bayrağın mahalleye ulaşmasıyla birlikte mahalleli mutluluğunu gizleyemedi. Mahalle sakinleri toplanıp İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını göndere çekti. O anlarsa adeta milli duyguları kabarttı.
Bayrak 30 metrelik direk gövdesi sayesinde çevreden de görülebiliyor. Mahalle halkı ise bu talebin büyükşehir tarafından geri çevrilmediği için hayri memnun. Çatalpınar'daki ilçe esnaflarımızdan bir tane abimiz bir gün buraya şu küçük bayrağı dikmeye niyet etti. Biz de tekrar ona imece usulü yardım ettik. Ama küçük olduğu için, çevre köylerden görülmediği için köy halkı olarak, gençler olarak daha büyüğünü yapabiliriz dedik. Ve köyümüz, gençleri, çevre köylerden gelen desteklerle 30 metrelik bayrak direğimizi diktik. Şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Burası için başka planlarınız var mı? Neler düşünüyorsunuz? Evet, var. Belediyemizden destek aldık. Pazar günü buraya barklarımız gelecek. Proje yazdıracağız Turizm Bakanlığı'na. Burayı bir seyir terası haline getirmeyi düşünüyoruz. Çevre düzenlemesi, ışıklandırma, ulaşımı, çevre korkuluklarını yaptırmayı düşünüyoruz. İnşallah zamanda bunlar da olacak. Cadde, sokak, sahil, park. Onları şehir merkezlerinde hemen hemen her yerde görmemiz mümkün. Belirli bir işleri olmadığı için atık toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürmeye çalışan mültecilerden bahsediyoruz. TV 52 muhabirleri de onlarla bir sohbet gerçekleştirdi. 2011'de başlayan Suriye iç savaşının ardından başta Türkiye olmak üzere Suriyeli göçmenler dünyanın dört bir yanına dağılmışlardı. Onlara ilk kucak açan ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi. Ordu'da da atık toplayarak geçimlerini sürdürmeye çalışan göçmenler her şeye rağmen yaşadıkları hayattan memnun olduklarını söylüyorlar. Her şeye rağmen şükrediyorlar. Herkes kendi kendine çalışmıyorlar, şey yapmıyorlar. Herkes kendi kendine abi. Her kişinin kendisi yani kadarı var. Yani dilenmeleri de, çalışmaları da hepsini de ele ayağı tutuyor. Yani git biz söylemeyik yine kendine git dilen demeyik, şey yapmıyorduk. Elin ayağın tutuyor, git bir çalış. Ben bak burada topluyorum, ha arabam benim. Gidim günlük haşlayayım, kira paramı çıkartayım, şükür yapıyorum abi. Yani iyi ki ne bu var abi, şükür olsun buna. Bu olmazsa vallahi halımız perişan abi. Henny ailesiyle birlikte Ordu'da yaşıyor. Kağıt ve atık toplayarak ailesini geçindirmeye çalışıyor. Orduluların onlara bir zarar vermediğini, hor görülmediklerini de aktarıyor. Bu mu? Yok, Allah razı olsun yine bana yememi veriyorlar, şeyimi alıyorlar. Bak marketten yememi aldılar, ekmemi yiyorum, meyve suyumu içiyorum. Allah razı olsun, hiçbiri kötü davranmadı yani bana. Yani mutlusun burada? Mutlu muyum? Burada mutluyum. Bir yıl önce buraya geldim. Yani buranın insanları kötü olsa tekrar geri İstanbul'a giderim. Ama iyi oldukları için burada kalıyorum. Evime bakıyorum, yuvama bakıyorum, çoluk çocuğuma bakıyorum. Ekmek parama bakıyorum. Yapacak bir şey yok yani şu anda. Mutlu musun? Neyden abi? Hayattan, yaşamdan, insanlardan, çevrenden, mesleğinden, her şeyden mutlu musun? Mutluyum abi. Şükür diyorsun. Şükür ediyorum, mutluyum işte. Dilenmiyor göçmen Henny. Gerekirse her sokağın altını üstüne getiriyor. Adım adım geziyor ama alın teriyle parasını kazanıp ailesine bakıyor. Şimdi onlar dileniyor. Her kişinin yani bir kendi kendine abi. Ben dilenmem gider annemin teline çalışırım. Çoluğuma çocuğuma bakarım ama ben dilenme yaparım. Yapmam yani. Çalışırım annemin teline ekmeğimi kazanırım, ekmeğimi yerim, kiramı şeyimi veririm, otururum abi. Yapacak bir şey yok yani. Hepimizin bir hayali vardır ama artık hayat onları o kadar farklı şeylerle meşgul etmiş ki bakın bir hayalin var mı sorusuna nasıl cevap veriyorlar. Peki bir hayalin var mı hiç? Hiçbir hayal kurdun mu? Hayalin nedir? Bize anlatır mısın? Yani düşünemiyorum ne hayalim var da düşünemiyorum hiç ya. Hiç mi düşünmedin? Yok, hiç düşünmedim abi. Ne olur bundan sonra, ilerleyen zamanda ne yaparsın, nasıl gider hayatın? İşte kısmettir. İlerlemeye bak, çalışmaya bakarsak kısmettir. Ne düşündük, ne düşünmek, işte kısmet hepsi. Şimdi çoluğumuz, çocuğumuz var. Yani bir hayal düşünemiyoruz. Hep çoluğumuzu, çocuğumuzu düşünüyoruz. Çocukların için bir hayal kuruyor musun, ailen için? İşte onlar için hayal kuruyorum da onları nasıl geçindireceğim diye, nasıl yapacağım diye bunları düşünüyorum yani. Bir hayalin var mı gelecek adına? Vallahi hiçbir hayal, hep hayal kurduğumuz için geri batıyor abi hayallerim. Çünkü hiçbir gerçek olmuyor. Ama
Ama olmasa hani gerçek olur diye bir umut ettiğin bir hayalin hiç olmadı mı? Hiç ya da yok mu? Hiç olmadı abi. Hiç. Pandemi hemen hemen her sektörü olduğu gibi imalat sektörünü de etkiledi. Geçtiğimiz ay KOSGEB tarafından bir destek paketi açıklanmıştı. Şimdi ise imalat sektörü için ikinci kez destek paketi açıklayan KOSGEB'in bu paketine başvuru tarihi 21 Haziran-9 Temmuz arasında yapılacak. Pandemi başladığı günden bugüne kadar birçok sektörü olumsuz anlamda oldukça etkiledi. Üreticiler ve işletmeciler de bu olumsuz etkiden nasibini aldı. Durumu gören küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı geçtiğimiz ay imalat sektörü ve bu sektöre bağlı diğer sektörlere biraz olsun nefes aldırması için destek paketi açıklamıştı. Şimdi ise Haziran ayında ikinci kez destek paketi sunacağını söyleyen KOSGEB, bu yeni aşamada imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsamı genişletti. KOSGEB programın yeni döneminde gelir kaybının KDV beyannamesi üzerinden değil defter türüne bakılmaksızın hesaplanacağını duyururken yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerin bu kriterden muaf olacağını açıkladı. Programdan yararlanacak işletmeler için şartsa 2019 ve 2020 yıllarında gelirlerinde artış olmaması. Kamu bankaları tarafından başlatılan işe devam kredisini kredi garanti fonu aracılığıyla 250 bin liraya kadar kullanan işletmelere de kolaylık sağlanıp bu işletmelerin destekten yararlanacağı duyuruldu. Mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusunun kabul edileceği açıklanan maddeler arasında. Programın ikinci etabını yine iki bileşenden oluşacağını duyuran KOSGEB, İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendirileceğini açıkladı. Duyurulan destek açıklamasında göze çarpan bir yerse ilk başvuru döneminde başvurusu reddedilen işletmeler eğer yeni koşulları karşılarlarsa tekrardan başvurabiliyor. İkinci destek programının bu fazında uygulanacak genel özellikler ise şöyle. Yenilikçi genç, mikro ve küçük işletmeler haricindeki diğer işletmelerin pandemiden önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin liraya kadar destek sağlanırken küçük işletmelere ise yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak ve işletmeler bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere ise ilave destek olarak 25 bin lira verilecekken verilen bu desteğin geri ödemesi 2024'te başlayıp 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılarak 2025'in sonuna kadar devam edecek. 21 Haziran'da E-Devlet üzerinden başlayan başvurular 9 Temmuz'a kadar sürecek. Şimdi kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Siz hayal ettiniz, biz gerçekleştirdik. Cumhuriyet Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi'nin hemen yanı başında. Denize, üniversiteye yakın. Havaalanına 7 dakika mesafede. Huzurlu bir yaşam alanı, Güzelhan Park Evleri. Toplam 5000 metrekare alan üzerinde 8 blok 91 daireden oluşan projemiz 3 artı 1 ve 1 artı 1 havuza 0 daireler, geniş yeşil alanları, kamelyaları, çocuk oyun parkı, yarı olimpik yüzme havuzu ile sizlere sunulmaktadır. Güzelhan Park Evleri, GRP Gayrimenkul Güvencesi ile sizleri bekliyor. Bilgi için 0452 888 18 18. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence. Ayşe için yaşam. Melis için huzur. Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var.
hepsi için Ramadanlar. Çünkü temelinde güven var. Altınordu Belediyesi 26 ve 27 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları sınavının yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, genç kardeşlerimizin hayatlarının önemli dönüm noktalarından biri olan sınava hijyenik ve steril bir ortamda girmelerini arzu ediyoruz. Hem sınava gireceklerin hem de sınav görevlilerinin sağlığı için okullarımızda hijyenik ve steril bir ortam oluşturuyoruz dedi. Her yaştan adayın bu hafta sonu gelecekleri için ter dökeceği YKS sınavı öncesi Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hijyen ekibi sınav öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Adayların cumartesi ve pazar günü 3 farklı oturumda ter dökeceği sınıflar özel solüsyonlarla kıyı köşe temizlendi. Sınav salonu olarak belirlenen sınıflardaki sıra, masaların tümüne ve merdivenlerin trabzanlarından lavabolara kadar her köşe özenle dezenfekte edildi. Sınav öncesi Altınordu Belediyemiz tarafından okulumuzda dezenfektan çalışmaları yapılmıştı. Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Bu hafta sonu üniversite sınavımız var. Bu sınav dolayısıyla da geldiğiniz teşekkür ederiz. Altınordu Belediyesi'ne özellikle her sınavdan önce bu hizmetleri yapıyorlar. Yaptıkları bu hizmetler için de kendilerine teşekkür ediyorum okulumuz adına. Belediye Başkanımız Aşkın Tören Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Altınordu'da koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren pandemi döneminde etkin bir mücadele yürüttüklerini hatırlatan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ekiplerimiz toplum sağlığının korunması adına mesai saati gözetmeksizin 7/24 kesintisiz bir mesai yürüttüler. Aynı çalışmaları bugün de ara vermeden sürdürüyoruz. Başlattığımız hijyen seferberliği ile okullarımızı daha önce defalarca dezenfekte etmiştik. Pandemi döneminde her sınav öncesi gerçekleştirdiğimiz uygulamayı bu hafta sonu yapılacak olan YKS sınavı için de yineledik. Altınordu Belediyesi olarak sınava girecek adayların, salon görevlilerinin ve tüm halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Üniversiteli olmak için 2 günlük YKS maratonuna katılacak adayların sınava girebileceği salonları hijyenik ve steril hale getiriyoruz. Ekiplerimiz sınıfları ve temas edilebilecek tüm alanları tek tek dezenfekte ediyor. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum şeklinde konuştu. İşten çıkarma yasağının 30 Haziran'da sona ereceği açıklanmıştı. Fakat çalışanlar bir umut uzatma kararı bekliyordu. Ama o karar alınmadı. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş'a göre 30 Haziran'dan sonra zaten yüksek olan işsizlik oranları daha da artabilir. Dükkanlar uzun süre kapalı kaldı. Esnaf borç biriktirdi. Yasak kalksa da hala salgın öncesine dönemeyen esnaf kasaya giren parayla borçları bile ödeyemiyor. Çalışanlar da bu durumun farkında. İşsizlik çanları ötelensin diye tek umutları yasağın uzatılmasındaydı ama kabineden beklenen o karar çıkmadı. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Salgından önce çalışanı olan esnaf salgından sonra çalışan sayısını azaltmak zorunda kaldı. Toparlanmayan işletmeler çalışanlarını işten çıkarmaya hazırlanıyor. 30 Haziran'dan sonra çoğu işletmeyi ve çalışanı aynı riskin beklediğini belirten Muhasebeciler Odası Başkanı Bahadır Baş, bu kararın işsizlik oranına yansıyacağını belirtti. Şunu söylemek istiyoruz. Eğer 30 Haziran 2021 tarihinden işten çıkartma yasağı, fesih yasağı dediğimiz uygulama sona ererse, İşsizlikle ilgili ciddi anlamda işsizlik verilerini olağanüstü anlamda etkileyecek. Bu anlamda çıkış yasağının, fesih yasağının sona ermesiyle bir gün karşılaşacağız ve gerçek işsizlik verilerimize ulaşmış olacağız. Umarım zor durumda çalışamayan ve 1 Temmuz'dan itibaren normal yaşama dönecek bütün çalışanlarımızın, bütün emekçi kesimlerin kendilerine yeni destek unsurları da sağlanarak hem ücretlerini almaları hem de ilave destek unsurlarıyla gelir düzeylerini artırmalarını çok önemsiyorum.
Yani bu süreçte işsizlik daha da artacak. Endişe daha da artması yönünde. Çalışanları şimdiden iş bulamama korkusu sardı. Ünye ilçesinde bulunan bir eğitim kurumu pandemi döneminde eğitimlerinden verim alamayan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine eğitimden geri kalmamaları için ücretsiz kurs verecek. Ünye'de özel bir eğitim kurumu 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine pandemide mağdur oldukları eğitimden geri kaldıkları için ücretsiz kurs verecek. Kurumun müdürü Serpil Sayıcı Kara Mustafa pandemi nedeniyle öğrencilerin psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti. Biliyorsunuz ki ülkemiz 13 Mart 2020 itibariyle eğitim ve öğretim dönemine büyük bir ara verdi. Bu süreçte insanlar evlerine kapandı. Psikolojik sorunlarımız kendi büyüklerimizde varken çocuklarımızda had safhaya ulaştı. Derslerinden geri kalan öğrencilerin olduğuna dikkat çeken Serpil Sayıcı Kara Mustafa, 2 hafta boyunca ücretsiz bir şekilde öğrencilere kurs vereceklerini ifade etti. Çocuklarımızın eğitim hayatındaki bu sorunları halledebilmek adına biz özel öğretim kursu olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bu dönemde çocuklarımıza, devlet okullarındaki bütün öğrencilerimize, 9, 10, 11, 12. sınıfa geçen öğrencilerimizin hepsine ücretsiz olarak pandemiye uğurlu destek 2 haftalık eğitim veriyoruz. Bu süreçte çocuklarımızı kursumuza davet edip onların eksiklerini birebir rehber koçlarımızla beraber takip ederek eksiklerini planlıyor, programlıyoruz. Kara Mustafa bu süreçte öğrencilere destek olmayı istediklerini dile getirdi. Tamamen onlara hediye ettiğimiz bu sistemde öğrencilerimizin birebir temaslarında ve eğitime ve geleceğe yönelik ışıklarını tekrar yakmaya karar verdik. Bu süreçte sizlere eğitime uğurlu destek olarak kampanyamızı başlatıyoruz. Çocuklarımızın evde kapalı kaldığı bu süreçlerde gerek kitap okuma alışkanlıkları, gerek akademik eksiklikleri için bizler buradayız. Karadeniz bölgesi sizlerin de bildiği gibi dağlık ve engebeli bir bölge. Bu bölgede yaşayan vatandaşların en büyük mağduriyetlerinden bir tanesi de yol problemi. Aybastı ilçesi Alacalar mahallesine bağlı Şenyurt Küme evlerinde oturan Bekir Coşkun, yol durumundan mağdur olan bir vatandaş. Gelin ona kulak verip nasıl bir şikayeti var hep birlikte dinleyelim. Aybastı Belediyesi'ne başvurdum. Burada geldiler, yolu baktılar, bir şey cevap veremediler. Yıllardan beri Karadeniz bölgesindeki illerin kronik haline gelen problemi yol. Ordu ili Aybastı ilçesi Alacalar mahallesine bağlı Şenyurt Küme evlerinde ikamet eden Bekir Coşkun bu problemi yaşayan vatandaşların başında geliyor. Evinin yolunda patpat denilen küçük yük taşıma aracı dışında hiçbir aracın kullanılamadığını söyleyip defalarca Aybastı Belediyesi'ne başvurduğunu ifade eden Coşkun, yetkililer gelip inceledi ancak olumlu hiçbir sonuç çıkmadı ve kimse benim sorunumla ilgilenmedi diyerek sitemini dile getirdi. Geldiler, yolu baktılar, bir şey cevap veremediler. Oradan sonra bizim dosya iptal oldu. Tamam mı? Evinde hasta olduğunu belirten Coşkun, hastam evde ağırlaşıp hastaneye gitmesi gerektiğinde ambulans evimin önüne gelemiyor. Ben kendi imkanlarımla onu patpatla yukarı yola çıkartıyorum ve ancak o zaman ambulansa ulaştırabiliyorum diyerek ne kadar zor durumda olduğunu gözler önüne serdi. Sonra benim evimde hastam var, yolumda ve gidemiyorum. Tamam mı? Benim yolumun yapmasını istiyorum. Hastanızı bu kullanılmayan yolda, çalışmayan yolda nerede götürüyorsunuz olduğu zaman? Olduğu zaman gırgırımla Uhar'ı yola çıkartıyorum. Oradan arabine arabaya atıyorum, götürüyorum. Yağmur yağdığında herhangi bir araç evin yolunu kullanabiliyor mu sorusuna Coşkun'un verdiği cevapsa... Yağmur yağdığı zaman pat aracınız çıkıyor mu? Biraz zor çıkıyor. Başka araç gereç buraya iniyor mu? Hayır. Bekir Coşkun, evime ulaşım için kullandığım yolun Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bir an önce yapılmasını talep ediyorum diyerek bu mağduriyetinin giderilmesini istedi. Ordu Belediye Başkanı'ndan bu yolumu yapmak istiyorum. Mağduriyetiniz yağmur ve kar yağdığı zaman da oluyor mu aynen? Aynı oluyor abi. Benim yolum kapalı kalıyor devamlı. Perşembe ilçesi Bekirli Mahallesi imamı camiden anons yaparak aşı sırası gelen vatandaşlara aşılarını olmaları konusunda uyardı ve çağrıda bulundu. Ordu'da vatandaşlara din görevlileri tarafından aşı duyurusu yapılıyor. Kimse altına alan, kolu
COVID-19 salgınının Perşembe ilçesine bağlı Bekirli İmam Hatibi Niyazi Tomakin görev yaptığı camiden anons yaparak aşı çağrısında bulundu. Aşı sırası gelenlerin gecikmeden aşılarını yaptırmaları duyurusunu yaptı. Anonsta COVID-19 salgınının bertaraf edilmesi amacıyla aşılama çalışmaları ücretsiz olarak devam etmektedir. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşı randevusu alarak aşılarını olmaları halkımıza duyurulur denildi. İlanen duyurulur. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının bir an önce bertaraf edilmesi amacıyla aşılama çalışmaları ücretsiz olarak devam etmektedir. Bu sebeple aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşı randevusu alarak aşılarını olmaları hususu halkımıza duyurulur. Yıldız Altaş Yıldız, dedesinin ikinci eşi Sofya'nın başından geçenleri kitaplaştırarak okumayı sevenlerle buluşturdu. Sofya'nın Gözyaşları adlı kitabın imza günü 26 Haziran Cumartesi günü Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda saat 14 ile 18 arası gerçekleştirilecek. Yıldız Altaş Yıldız, yıllar önce dedesiyle evlenen Rum kadın Sofya'nın başından geçenleri anlatan bir kitap yazdı. Daha öncesinde hiç yazarlık deneyimi olmayan Yıldız, Sofya'nın hikayesini kitaplaştırmak istediğinden dolayı kolları sıvayarak yazarlığa başladı. Bu sizin ilk kitabınız mı? Evet, ilk kitabım. Daha önceden beri hep yazmak istiyordum böyle bir şeyi. Benim çünkü hayatımda çok özel bir yeri var Sofya'nın. Öyle bir bugüne denk geldi, bugün de yazmış oldum. Kitapta hikayesi anlatılan Sofya'nın dedesinin ikinci eşi olduğunu belirten Yıldız Altaş Yıldız, Sofya'nın dedesiyle tanışmadan önce çocuklarını Yunanistan'a gönderdiğini, daha sonra yaşanan olaylar nedeniyle sınırların kapatılmasıyla kendisinin Türkiye'de kaldığını, burada dedesiyle tanışarak evlendiğini söyledi. Ya Sofya, dedemin ikinci hanımı, Rum bir bayan. Eşini çok erken kaybetmiş, iki tane çocuğu var, yalnız kalmış. Onları Yunanistan'a gönderiyor ve kendisi de daha sonra geleceğini söylüyor. Ama sınır kapıları kapanınca kadın burada kalıyor. Çocukları da Yunanistan'a gitmiş oluyor. Orada dedemle evleniyor. Dedemle evlendiği yaşantısındaki işte bizim aileye kendisini kabul ettirmesi, çektiği acılar, çocuklarından uzakta, babaannem işte esine kuma gelmiş, onun acıları, üzüntüleri. Kitap okumanın ve araştırmanın önemli olduğuna değinen Yıldız, kitabı yazarken babası başta olmak üzere çevresindekilerin de kendisine destek verdiğini dile getirdi. Ya bir kere çok okumak gerekiyor. O konuda biraz kendimi eksik hissediyorum. Araştırmak gerekiyor, bilgileri falan. Bana bu konuda babam çok destek oldu, canlı şahit olduğu için. Çünkü Sofya 7 yaşındayken babamı yanına alıyor, kendi çocuğu gibi büyütüyor. O yüzden her şeyini biliyor ve ben bu kitabı yazarken o anları 50 sene geriye giderek milim milim tekrar yaşadım, tekrar gözümde canlandırdım. Babam bunu anlatırken çok böyle gözleri doldu, ağladı, yani duygulandı. Yıllar sonra çocuklarını buldum, torunlarını buldum Yunanistan'da. O kitap paylaştım Facebook'ta falan, çok duygulandı ve ağlamaklı bir sesle bana çok teşekkür etti. Gerekirse bunu o tarafa gönderip Yunancasını da yaptırmayı düşünüyorum. 26 Haziran Cumartesi günü Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda kitabın imza günü gerçekleştirilecek. Cumartesi günü ayın 26'sı 2 ile 6 arası Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro salonunun bahçesinde, işte ana binanın içinde olacak. Bütün sevdiklerimi yanında görmek istiyorum. Tek tek davetiyeyi ulaştırmak istedim ama hem zamanım yetmedi, telefonla aradıklarım oldu. Yani gelirlerse, yanımda olurlarsa beni çok mutlu etmiş olurlar. Kartal Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların evde sağlık ve bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak yanlarında olmaya devam ediyor. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların evde sağlık ve bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak yanlarında olmaya devam ediyor. Evde ücretsiz sağlık hizmeti kapsamında Kartal'da ikamet eden yatalak veya 65 yaş üstü hastalarla kanser hastalarına mesai saatleri dahilinde evde serum,
enjeksiyon, pansuman, yara bakımı gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor. Kanser hastası vatandaşlara yaş sınırlaması getirilmeden doktor reçetesinde yer alan tedavi tanımı ölçeğinde hemşirelik hizmeti veren uzman ekip, enjeksiyon, yara bakımı, serum, sonda, pansuman ve oksijen gibi farklı işlemlerinde yer aldığı evde sağlık ve bakım hizmetlerini ücretsiz sağlıyor. Bugüne kadar Kartal'da binlerce hastanın yararlandığı evde sağlık hizmeti kapsamında 2019 yılında 5035, 2020 yılında ise 6162 işlem gerçekleştirildi. Pandemi şartlarına uyarak çalışmalarını sürdüren ekiplerin 2021 yılı ilk 6 ayı içinde gerçekleştirdiği evde bakım hizmeti işlem adedi ise 2850 oldu. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'nin 444-4578 numaralı telefonunu arayarak talep oluşturup program dahilinde hizmet alabiliyor. Gelen taleplere göre planlama yapan ekipler gün içinde ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyacı olan vatandaşlara evde ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. Böylelikle ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteniyle tekrar sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bölgesel Amatör Lig 3. bölge 2. grupta yer alan Ordu Spor 1967 grubun 5. maçında 19 Eylül Stadyumunda konuk ettiği Sebat Gençlik Spor'u 5-1 mağlup etti. 2020-2021 sezonuna iyi bir yapılanma ve hazırlık dönemiyle giren Mor Beyazlı ekip sezona istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı. Geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan Ordu Spor 1967 grubun 5. maçında Sebat'ı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Ordu Spor 1967 oldu. Son haftaların formda ismi sağ açık İlker Ataseven 42, 53 ve 69. dakikada attığı gollerle sahneye çıktı ve takımının aldığı galibiyette önemli rol oynadı. Furkan Yıldırım'a doğru Furkan baktı içeriye. Offside yok. Müthiş bir gol! Evet, İlker Ataseven. 2-0. Evet. Ordu Spor 2-0 yakalıyor. Lan geliyor. İçeri gönderdi çok topu. Orada, çok iyi bir orta. Ve Ordu evet. Spor 4'ü buluyor. Evet, bu golü Mustafa Bayhan'a yazmak gerçekten lazım. İnanılmaz derecede. Hocam ilk güzel pas. Furkan Yıldırım kaleciyi geçti. Furkan ve 5. gol. Evet. Ordu Spor Trabzon ekibi karşısında 5'i buluyor. Sezon öncesi Atakum Belediyespor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanan Furkan Yıldırım dün Sebat Gençlik Spor karşısında Ordu Spor formasıyla ilk resmi maçına çıktı. İlk maçında etkili bir oyun ortaya koyarken 53 ve 76. dakikada attığı 2 golle güzel oyununu taçlandırmış oldu. Muhammed'i değerlendirecek diye düşünüyorum. Hocam ne gol! Evet. Gerçekten inanılmaz bir gol hocam. Sebat Gençlik evet. Sporlu futbolcuya çarptı top ve içeri evet. Girdi. Mustafa'ya doğru. Mustafa ceza sahasında. Muharrem evet. Ve gol! Evet. Müthiş bir gol. 3-0 oldu. Evet. Sebat Gençlik Spor'un tek golü 78. dakikada Adnan Kuruoğlu'nun ayağından geldi. Alınan bu galibiyetin ardından Ordu Spor 1967 puanını 9'a yükseltirken son haftaya liderliğini koruyarak avantajlı girdi. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ünye 1957 Spor grubun 5. maçında Vakfı Kebir İlçe Stadyumunda Tonya Doğan Spor'a konuk olurken 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Liderlik mücadelesi ve gruptan çıkmak adına mutlak galibiyet hedefiyle Trabzon'a giden Yeşil Beyazlı ekip karşılaşma sonunda istediği sonucu aldı. Ünye 1957 Spor Tonya Doğan Spor karşısında ilk yarıyı 11. dakikada Caner Çolak ve 28. dakikada Hakan Doğan'ın kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Ordu ekibi 56. dakikada Hakan Doğan'ın attığı golle farkı 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra Ünye 1957 Spor'un rahat galip gelmesi beklenirken Tonya Doğan Spor 2 gol buldu ancak Tonya ekibine bu sonuç yeterli olmadı.
Bu galibiyetle Ünye 1957 spor puanını 8'e yükseltirken liderlik takibini sürdürdü. Yıldızlar ve U15 Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda Ordu Gençlik Spor Kulübü adına yarışan Ünyeli sporcu Yusuf Dursunoğlu, kaymakam Ümit Hüseyin Güney'i ziyaret etti. Ünye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve halter antrenörü Cumali Tekin'le birlikte Güney'i ziyaret eden sporcu Dursunoğlu müsabaka hakkında bilgi verdi. Ünye kaymakamı Ümit Hüseyin Güney sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Spor kulübü sporcusu Yusuf Dursunoğlu ilimizi temsil etmiştir. Yusuf Dursunoğlu kardeşimiz 102 kilogramda Ordu Gençlik Spor Kulübü adına müsabakalara katılmış, yarışmış. Yaptığı dereceyle de Türkiye üçüncüsü olmuştur. Derecesinde koparmada 98 kilogram, silkmede 116 kilogram ve toplamda 219 kilogram olmak üzere toplam 214 kilogramda Türkiye üçüncüsü olmuştur. Biz bu başarıları elde eden kıymetli örnek sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Kaymakam Güney, Ünye'den böyle bir sporcu çıkmasına mutlu olduklarını söyledi. Bizler böyle güzel bir sporcumuzun ilçemizden, Ünye'mizden yetiştiği için büyük mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Başarılarınızın artarak devamını diliyoruz.